Beyler, bayanlar, selamlar. Yine Sunflower'la ilgili karşınızdayım. Evet, videonun konusu aslında yine kazandırıyor mu ve daha fazla kazanç için ne yapmanız gerekiyor? Önce ilk sorunun cevabını hemen sizlere bekletmeden vereyim. Evet, kazandırıyor. Zaten bu videoda yüksek fiye rağmen yaptığımız işlemlerin karlılık oranını size gösteriyor olacağım ve aynı şekilde de daha fazla kar elde edebilmeniz için değişik bir yöntem var şu anda parayı bozdururken yeni bir borsada listelendi ve orada list ve orada bozum yaparken daha fazla kar elde edebiliyorsunuz. Neyse tüm bu konuları gelin şimdi detaylıca inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle ne dedik arkadaşlar? Gas fee, gas fee, gas fee. Evet, kazancımızı en çok etkileyen şeylerden bir tanesi bu. Şimdi sizlerden bazı sorular geliyor. Ya gas fee'yi ne ayarlayalım? Ne yapalım? Bunun sabit bir rakamı var mı? Hayır arkadaşlar, bunun sabit bir rakamı yok. Ee, çünkü bu A yoğunluğuna göre değişen bir şey. Şu anda oyunda çok fazla bot hesabı olduğu için doğal olarak matik alanı etkiliyor ve bu botlar sürekli işlem yaptığı için işlem başına ödediğimiz ücret de artıyor. Normalde size gösteren 390 standart, 500 hızlı ve 605 arkadaşlar en hızlısı. Rapid'e gerek yok standarttan deneyebilirsiniz ama benim size tavsiyem sürekli fiyat ödemek yerine fast'i tercih edebilirsiniz. Normalde oyun size orada işte ya 400, 400'den yapmak ister misin derse o zaten size minimumunu söylüyor. Yani 400'de yapan bir ton insan olacak önünüzde. E siz onun birazcık üstüne çıkarsanız arkadaşlar e ne olacak bu sefer? hatasız bir şekilde işlemi tamamlayabileceksiniz. Hatalı olduğunda ne oluyor? Bu sefer ekstradan fi ödemek zorunda kalıyorsunuz. Unutmayın o faillerde de fi ödemeye devam ediyorsunuz. Peki fiyi ne yapmalısınız arkadaşlar? Dediğim gibi ya sizin ekranınızda çıkan oyun oynarken şu anda 300 diyor devam etmek istiyor musun diyor. Ya oradaki 300'ü belli bir oranda arttırırsınız ya da garanti olsun derseniz arkadaşlar buradaki fest'i kullanırsınız. Buradaki fest'i işlem yaptığınızda böyle anlık çok hayvani bir yükseliş olmazsa kesinlikle onaylanıyor. Ya ki bu da yüzde bir kere falan denk geliyor feste işlem yaptığınızda. Ama eğer düşüklerle işlem yaparsanız o bekle babam bekle onaylanacak mı gaz düşecek mi vesaire diye bayağı uğraşırsınız. Peki gelelim şuradaki 550'ye rağmen oyunumuz kazançlı mı değil mi Haydi ona bakalım şimdi. Ben için zaten hemen ayarladım. Token fiyatı 1 dolara düşse bile arkadaşlar ve gaz fiyatını da 550'den ayarladım. Matik de hala 2.6'da bıraktım. Değişmiyor. Aslında daha düşük matik. Ee, hatta yeni sizlerle ee, bakalım. 2.43 hazır yapmışken onu da düzenleyelim. 2.6 değil. 2.5'e indirelim arkadaşlar. Kazancımız birazcık daha yükselsin. Böyle bir durumda ne oluyor? Bir tane arkadaşlar köyden, 3. seviye köy, direkt karnabahar etmek için zaten 3. seviye gerekiyor. Saatlik 0.4 kazanıyorsunuz. E, sizin genelde e, chatte okuduğuma göre çoğu arkadaşımızın 20 hesabı var. O yüzden 20 hesap üstünden yapıyorum bunu. E, eğer sizde daha az varsa ya da bunu hesaplamak istiyorsanız da çıkan sonucu 20'ye bölüp sizdeki hesap sayısıyla çarpabilir. Ya da direkt bu Excel'i kullanmak istiyorsanız arkadaşlar Discorduma katılabilirsiniz. Sunflower kanalında pinlenmiş mesajlardan bulabilirsiniz. Bu şekilde baktığımızda 20 hesapla gas fee 550 olduğunda ve token fiyatı da 1 dolar olsa bile günlük 20 hesapla size 21 dolar para bırakıyor. 21.45 evet gas fee'leri düştük. Ama ekstradan düşmemiz gereken bir şey daha var arkadaşlar. E, biz bu parayı da bozdurmamız gerekiyor değil mi? Yani parayı bozdururken de bir işlem yapacağız ve işlem ücretleri çok yüksek. Ne kadar patlayacak? Şimdi esas karlılık burada ortaya çıkacak arkadaşlar. Eğer her hesapta siz onu sürekli matiye dönüştürüyorsanız çok fazla para ödersiniz. Ne kadar ödersiniz? Örneğin sizler için bir tane işlem yaptım arkadaşlar. 550'de, e, 550 de 550 gaz kullandım ve yaklaşık olarak 0.14 çıkarttı bana. Tamam mı? Yani işlem başına yaklaşık 14 cent para veriyorsunuz. 14 cent öderseniz arkadaşlar e bir de bunu bozdurmak için 2.8 dolar harcamanız gerekecek. E ne oldu? Karlılık oranınız düştü. Şimdi söyleyeceğim yöntemde ise çok 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 az bir fee ödeyeceksiniz. O da ne oluyor arkadaşlar? Tüm hesaplardaki bu kazancınızı SFF'yi direkt bir hesapta ana hesabınızda toplayın. Yani bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Hemen şu şekilde de göstereyim size. Cüzdanınızı açtınız. Tamam mı? buradan SS'e tıkladınız. E, ee, eğer burada göremiyorsanız şu Quick Swap'taki sondaki token'ı, kopyalayın token adresini, kontrak adresini. Tamam mı? Şuradan öncelikle import değil, yapıştırın. Bende olduğu için zaten ekli diyor. Sizde buradaki şeyler otomatik de olacak. Add custom token değil. Otomatik olarak SFF'yi metamask cüzdanınızda göreceksiniz. Ardından üstüne tıklayın. Send deyin. Ve ana hesabınızdaki cüzdan adresinizi buraya yapıştırın. Gönderirken göndere tıklayın ve bu aşağıdan gas fee'yi ayarlayın arkadaşlar. Bu şu sıralar gas fee çok önemli. 340'ta göndereyim deyip o sırada gas fee 400'e çıkarsa işleminiz takılır. Ve e, boşu boşuna bir işlem ücreti daha ödersiniz. Yani göndermelerde o kadar problem değil ama takılsa da olur. E, çünkü çok fazla fee ödemiyorsunuz. Ne kadar mı ödüyorsunuz hemen göstereyim arkadaşlar. Şimdi şuradan diğer bir cüzdanındaki işlemi görün. İşleme bakın arkadaşlar, ben e, en sonunda burada transfer yapmışım ve bu transfer için 1.76 SFF'yi ana cüzdanıma göndermişim ve bu işlem için ödediğim ücret 3 sent. 2 ile 3 arasında değişiyor ama biz 3'ü baz alırsak tekrar dönelim tablomuza, bizim 20 hesabımız vardı değil mi ve hesap başına 3 sent ödediğinizde yaklaşık olarak 0.6 sent bir transfer maliyetimiz çıkacak. Şimdi 0.6 cent maliyetimiz çıktı ama sadece tek maliyetimiz bu değil. Bir de ana hesapta bunu bozdurmamız gerekecek. Ana hesapta quick swap'ı da kullanabilirsiniz. Artık bir yöntemimiz daha var. Bir de onu da göstereceğim. Quick swap'ta bozdururken de yaklaşık 14 cent gibi bir ücret ödüyoruz. Ama bu 14 cent biraz daha artacak. Çünkü her bir token eklediğinizde bir miktar gaz limiti artıyor. Şuradaki gaz limiti görebilirsiniz. Gaz limiti arttıkça doğal olarak sizin ödeyeceğiniz miktar da artıyor. Ama şu farkı net bir şekilde söyleyebilirim. Her hesapta quick swapla dönüşüm yapmaktansa tek bir hesapta toplayıp toplu bir şekilde dönüşüm yapınca net bir şekilde çok daha az fee ödüyorsunuz. Ama artık bu dönüşümü de quick swap üstünden yapmayacağız. Bugün daha birkaç saat öncesinde bir borsada işlem görmeye başladı. Ve bu borsanın ismi Maxi. Maxi, Maxi diye mi okunuyor onu da bilmiyorum. Yanlış telaffuz ediyorsam da kusura bakmayın. Ee, ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle bu borsada bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. KYC, Know Your Customer. Yani e, kimlik onayı yapıp yapmayacağınız size kalmış. Kimlik onaysız da bugün kendileriyle konuştum işlem kabul ettiklerini içerideki parayı günlük 5 bitcoin limitine kadar çekebildiğini söylediler ama bazı borsalar bunu daha sonradan kitleyebiliyor. O yüzden en güvenli yolu arkadaşlar borsada kimlik onayıyla üyelik açmanız. Ben bugün üyeliğimi oluşturdum. Yaklaşık 40 dakika için onayla hesap haline getirdim. Hemen buradan account kısmına giriyoruz arkadaşlar. Şu yukarıdan deposite basıyoruz ve buradan tokenımızı seçiyoruz. Bizim token'ımız SFF ve bunu tıkladığınızda size buraya yatırmanız için bir adres verecek. Bakın görebilirsiniz ben deneme amaçlı 92 token'ımı burada bozdum zaten bugün. Ee, şurada size cüzdan adresimi göster diyecek. Bu cüzdan adresinizi alacaksınız, kopyalayacaksınız. Ana hesabınızda siz toplamıştınız ya zaten ana hesabınızın metamaskine gireceksiniz. Yine asset kısmına tıklayıp ben de şu an burası 0 göstermesi lazım. Bu arada smart chain'de kalmışım pardon. Mati'ye geçelim tekrardan. Mati'ye geçtik arkadaşlar, SS'e tıkladık. 2 SFF varmış. Bunu üstüne tıklayıp göndere tıklayın, cüzdan adresini kopyalayın. E, gaz fiyatını arttırmanızı tavsiye ederim tabii ki şu an Mattia sıkıntı olduğu için ama ileride oynamasanız da olur. Göndere tıkladığınızda yaklaşık birkaç dakika sonrasında buraya SFF'yi atmış olacaksınız. Ardından da sol taraftan trade'den spot kısmını seçip arkadaşlar Böyle uyarılar gelebilir. Çok da önemli değil. Kapatın, kapatın, kapatın. Ee, ben de otomatik açıldı ama sizde otomatik açılmazsa SFF yazın buraya. Hemen seçin. Tamam mı? Daha sonrasında da gerisi borsa işlemi zaten. Buradan satabilirsiniz. Peki neden buradan satıyoruz arkadaşlar? Çünkü bir SFF'nin şu anda miktarı burada 2.2 dolar. Quick Swap'ta aynı işlemi yapmış olsam, Quick Swap'ta da yapmış olsam 2.2 dolar bu işlemleri yaparken ya yani borsa illa açmanıza gerek yok ama hazırda bulundurun. Neden? Çünkü QuickSwap'taki fiyat bazen çok daha düşük olabiliyor. Borsadaki yüksek olabiliyor. Artık bozduracağınız zaman hangisinde daha yüksek bozabiliyorsanız siz onu tercih ederseniz doğal olarak karlılığınızı da daha yükseltmiş olursunuz. İlla borsadaki yüksek olacak, illa QuickSwap'taki daha iyi diye bir şey yok. Bunlar sürekli değişiyor arkadaşlar. Siz bozacağınız zaman hangisi karlıysa paranızı oraya gönderip ona göre işlem yaparsınız. Ama tüm videonun özetini istiyorsanız da kesinlikle tek hesapta toplayarak işlem yapın. Her hesapta işlem yaparsanız şu anki gaz ücretleriyle zarar edersiniz. Evet bir sonraki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.